Kıymetli konuklar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 4. İnternet Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye'de kullanılan online ders yönetim sistemleri ve Moodle ile örnek bir uygulama başlıklı seminere hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, programımızı gerçekleştirmek üzere OKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın Mümine Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Desteklemek ve uzaktan eğitimi desteklemek amaçlı iki türlü de kullanıldığını görebiliyoruz.
EDAP Connect'e daha çok uzaktan eğitimi desteklemek amaçlı. Çünkü bu da bir ticari yazılım. ENAP'ta da aynı şekilde daha çok uzaktan eğitimi desteklemek için kullanılıyor. Moodle ve diğer uzaktan eğitim yazılımlarından uzaktan eğitimi desteklemek amaçlı. Yani derslerimize yardımcı değil de sadece gerçek anlamda uzaktan eğitimi sağlamak amaçlı. Baktığımızda ise sadece 4 üniversitede kullanıldığını görüyoruz. Moodle bunlardan sadece biri de Karabük Üniversitesi'nde kullanılıyor. Orada da tamamında değil, 9 bölümünde kullanılıyor. Bundan da anlıyoruz ki açık kaynak kodlu olduğu için yazılımlar daha çok tercih ediliyor uzaktan eğitimde. Fakat amaç olarak örgün eğitimi desteklemek amaçlı tercih ediliyor. Uzaktan eğitimi desteklemek amaçlı olduğunda daha çok ticari yazılımlara kayılıyor. Bir önceki tablolarda baktığımızda Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan sadece Moodle olduğunu görebiliyoruz. Burada Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hindi Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü olmak üzere 4 üniversite var Kıbrıs'ta ve burada sadece Moodle yazılımının örgün eğitimi desteklemek amaçlı kullanıldığını görebiliyoruz. Moodle, WebGT yani Blackboard, EDAP Connect ve ENAP'ta Türkiye'deki üniversitelerde en çok kullanılan yazılımlar olarak gözümüze çarpıyor. Tablo 4 ve 5 yani biraz önce gösterdiğim tablolarda da gösterildiği gibi EDAP Connect ve ENAP'ta sadece bölüm bazında değerlendiriliyor şu an için. Bütün bölümlere, bütün üniversite bazında yayınlanmıyor daha. Moodle ve WebGT ise yine en çok kullanılan uzaktan eğitim sistemleri olarak gözümüze çarpıyor. Moodle'un açık kaynak kodlu olması, WebGT'nin de ticari bir sistem olması ve eğiticiler ve öğrenciler arasındaki katılımı kolaylaştırmasından dolayı tercih edildiği görülüyor. Moodle diyoruz. Moodle'un ne olduğunu öncelikle bir açıklamak istiyorum. Moodle açılımı modüler object oriented dynamic learning environment yani Türkçesi modüler nesne yönelimli dinamik öğrenme ortamı olarak geçiyor. Açık kaynak kodlu, herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek, geliştirilebilecek bir yazılımdır. Ücretsiz olarak dağıtılıyor. Web sitesini aşağıda yazdığımız gibi Moodle.org'dan ulaşabiliyorsunuz. Daha detaylı bilgilere de oradan ulaşabiliyorsunuz. Derslerde modüler halinde kuruluyor. İsterseniz siz de yazılım geliştirici olarak derse eklentiler oluşturabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz Moodle içerisinde. Ve Perth Üniversitesi'nde geliştirilmiş bir yazılımdır. Yazılımın biraz önce bahsettiğim sitesinde verdiği istatistik bilgilerine göre de şu an için 218 ülkede Moodle kullanılmakta. 66.695 sitenin şu an Türkiye'de 390'ında Moodle destekleniyor. Moodle'un diğer yazılımlardan bir avantajı da çok farklı dil desteği olması. Şu an için 8 tane farklı dili destekleyebildiğini söylüyor sitesine göre. Avantajlarına bakacak olduğumuzda bir an önceden de dediğimiz gibi ücretsiz bir yazılım, açık kaynak bir yazılım. Diğer bir avantaj da bütün platformlarda çalışabiliyor olması. Yani siz bunu da hem Windows ortamında çalıştırabilirsiniz, hem Linux ortamında. İsterseniz Macintosh'unuz varsa MacOS ortamında çalıştırabiliyorsunuz. Eğitimcilere çevrim açık kurs oluşturmaya çok büyük bir olanak sağlıyor. Kolay bir arayüzü var. Ama en büyük avantajlarından birini de çok geniş bir kitlesi olduğu. Bu kitle özellikleri kendileri geliştiriyor, eklentileri kendileri oluşturuyor. Bu yüzden de bir problem yaşadığınızda belki teknik destek açısından zayıf görebilirsiniz ama bu kitledeki kişilere sorarsanız çok farklı cevaplar alıp sorunlarınıza çözüm üretebiliyorsunuz. Çok kısa sürede de yeni sürümler geliştirildiği için bir önceki sürümde bulduğu hataları yine çok çabuk şekilde kapatabiliyor. Öğrenciler açısından da çok büyük avantajları var. Dediğimiz gibi dönem boyunca yapılan tüm etkinlikleri öğrenciler takip edebiliyor. Ders notlarına tek bir yerden bir seferde ulaşabiliyor. Yani böyle mail yoluyla sürekli gönder, al, paylaş şeklinde uğraşmaktan yana direkt belirli bir siteden tüm notlarınızı rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Eğitmenler ödevlerini verdiğinde yine tek bir yere ödevlerinizi yükleyerek isterseniz ödevlerinizi değiştirebilme, tabii bunu eğitimcinin izniyle çerçevesinde sahip olabiliyorsunuz. Ve sonraki senelerde bu sistem kullanıldığı için önceki ders notlarına rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz ki genelde öğrencilerin büyük bir sorunudur önceki ders notlarına ulaşamamak. Bunu da sağlıyor. Bunun dışında ders esnasında çekingen kalan öğrenciler olabiliyor. Bunlar da sanal sınıflarda daha fazla katılımcı olduğu gözleniyor. Çünkü kişisel baskılardan uzak kaldığını söylüyorlar. Açık kaynak kodlu olması da zaten en büyük avantajı. Tabii dezavantajları da vardır böyle sistemlerin. En büyük dezavantajı teknik destek açısından zayıf olması ve hizmet kalitesinin ticari sistemlere göre daha düşük olması. Ama bu açık kaynak kodlu yazılımlar arasında bu dezavantajını biraz lehine çevirmeyi başarmış bir sistem. Çünkü çok fazla bir aktif kullanıcı kitlesi var. O yüzden de onların desteğiyle daha çabuk uygulamalara geçebiliyorlar.
Bunun dışında beyaz tahta uygulaması dediğimiz yazma, düzenleme, sürükleme ortamı gibi bir ortamımız var. Bu uygulama dahili olarak notu üzerinde yok ama eklenti olarak sisteme yükleyebiliyorsunuz. Yine video hizmeti de dahili olarak sistemde yok ama Big Blue Button gibi özel eklentilerle kodunuzu zenginleştirebiliyorsunuz. Biraz önce de dediğim gibi ticari yazılımlar için çok Blackboard yazılımının adı plana çıkıyor. Açık kaynak kodlarda da Moodle'ın. Bu ikisinin karşılaştırmasına bakacak olursak eğer birkaç açıdan bakmak istiyorum ben. Kaynakta maliyet açısından öncelikle bakacak olursak ücret olarak Moodle'ın bir lisans ücreti yok. Ama Blackboard'dan 34 bin dolar lisans ve 15 bin dolar destek olması 49 bin dolar daha doğrusu bir de, ücreti var. Kaynak açısından baktığımızda Moodle açık kaynak ama RedJS açık kaynak değil. Kaynak olarak erişemiyoruz. Hizmet destek ve veri tabanı çeşitliliği açısından bakıldığında tarayıcı olarak her ikisi de birçok tarayıcıyı destekliyor. İşletim sistemi olarak Moodle biraz daha ön planda çünkü hem Unix, Linux ortamıyla, Windows ortamıyla, macOS ortamıyla çalışırken Blackboard şu an Windows ortamında çalışmıyor. Linux ortamında daha fazla ön planda. Dosya yüklemeye baktığınızda her ikisi de aynı şekilde. Zip dosyasını da yükleyebilirsiniz. Programlama derslerinin öğrenciler için C uzantılı dosya da yükleyebilirler. RAR da yükleyebilirler. İşte Word dosyalarınızı da yükleyebilirsiniz. Kullanılabilirlik açısından her ikisinin de kullanımı oldukça kolay, basit arayüzlere sahipler. Dil açısından Moodle burada biraz daha avantajlı. Çünkü biraz önce dediğim gibi 78 farklı dili destekliyor ve bu diller tamamıyla ücretsiz. Ama WebGT'de dil paketlerinden ücret alınıyor. İçerik paylaşımına baktığımızda her ikisinin de içerik paylaşımı oldukça iyi. Spor tarzı desteklemeler mevcut. Dosya paylaşımı ikisi de sağlıyor. Sonucu bakımından yine her ikisi de hem Windows sunucularda hem Linux sunucularda çalışabiliyor. Veri tabanı olarak Moodle biraz daha zengin. Çünkü MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL ile çalışabilirken Blackboard sadece Oracle ile çalışabiliyor. Gereken özellikler olarak Moodle PHP tabanlı bir dil. Ya da dile yazılmış. PHP ve Apache çalıştırması gerekiyor sunucunun öncelikle. Ama Blackboard ise Perl ve Apache çalıştırması gerekiyor. Araçlar ve eklentiler açısından karşılaştıracak olduğumuzda e-posta, harici e-posta iken Moodle'da Blackboard'da dahili veya harici olabiliyor. Duyurular, HTML gruplardan kastımız burada hani bazı arkadaşlarımız muhtemelen kullanıyordur. Zenginleştirilmiş böyle yazıcı diller oluyor. Gülücükler, smile'lar falan hep kullanılıyor. Bunları sağlayan bir kategorisi var Moodle'ın. Ama şeyde Blackboard'da sadece metin blokları kullanılmakta. Araç bakımından baktığımızda Moodle çok fazla araca sahip. Blog kullanabilirsiniz, wiki kullanabilirsiniz, sözlü kullanabilirsiniz. Workshop dediğimiz seminerleri, çalıştayları kullanabilirsiniz. Ama WebGT'nin de buradaki avantajı Whiteboard, yani beyaz tahta uygulamasını dahili olarak sağlaması. Ölçekten kastımız not ölçeği. Eğitmenler kendi not ölçeklerini, çan eğrilerini burada kullanabiliyorlar. Ama Blackboard'da buna benzer bir araç hepsi kullanılmıyor. Ödevlere baktığınızda 4 tür ödev modunda yükleyebiliyorsunuz. Tek dosya şeklinde ödev yükleyebiliyorsunuz. Gelişmiş dosyada birden fazla ödev yükleyebiliyorsunuz. Programlama ödevlerinizi ayrı bir kategoride yükleyebiliyorsunuz. Ama Blackboard'da sadece bir tür var. Hepsini bir şekilde kapsıyor. Wiki modülü sadece Moodle'da var. Blackboard'da öyle bir modülümüz yok. Tartışma forumlarımız herkesinde de var. Moodle'da biraz daha fazla sayıca. Dediğimiz gibi beyaz tahta Moodle'da yokken Blackboard'da var. Ve öğrenci raporları herkesinde de oldukça iyi gözden ekleniyor. Şimdi ben örnek bir uygulama göstermek istiyorum. Biz bu uygulamayı Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde senelerce gerçekleştiriyoruz. Bu sitemizin sayfası mmf.tr.nk.moodle. Buradan siteye giriş yaparsanız eğer sağ tarafta gördüğünüz kısımda giriş yapıp yapmadığınızla ilgili bilgiyi görebilirsiniz. Bu sitenin ana sayfası. Siteye iki türlü giriş yapabilirsiniz. İster buradan şuradaki giriş kısmına tıklayarak, isterseniz panelde bulunan kullanıcı adı şifre kısmından giriş yapabilirsiniz. Üst taraftan yaptığınızı düşünerek ben slaytları ilerleteceğim. Eğer üst taraftan giriş yaptıysanız, burada altında bulunan dil seçeneğinden istediğiniz dilde sayfayı görüntüleyebiliyorsunuz. Bundan sonra açılan sayfada kullanıcı adı ve giriş, yani şifrenizi yazarak sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Siteye girdikten sonra sitenin ana sayfası ve aşağı kısmında da derslerin olduğu yeri görebilirsiniz. Hangi derslerin açıldığını buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta panellerin altında sadece sizin aldığınız dersleri de gösteren bir eklentisi var.
Buradan da sadece kendi derslerinize ulaşabilmeniz daha kolay oluyor. Admin olarak ya da adminleştirilmiş eğitmen olarak sistemde hesap açma, kullanıcı ekleme, kullanıcıları görüntüleme, ders açma, dersleri silme gibi özelliklere sahip oluyorsunuz. Öncelikle hesap açacak olduğumuzda iki türlü hesap açabiliyoruz. Yani yeni kullanıcı ekle şeklini kullanabiliyoruz ya da kullanıcı yükleyi tercih edebiliyoruz. İkisinin farkı şudur, yeni kullanıcı ekle dediğinizde manuel olarak tek bir kişiyi bir seferde ekleyebiliyorsunuz. Ama kullanıcı yükle dediğinizde elinizde öğrenci listesi varsa eğer listeyi belirli formatı uygulayarak bütün öğrencileri tek seferde yükleyebiliyorsunuz. Bu tek tek yüklemenin sayfası. Öncelikle kullanıcı adını, şifreyi, ad soyad, e-posta adresi, şehir ve ülkenin mutlaka girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler girildikten sonra kişiyi kaydedebiliyorsunuz sisteme. Kayıtlı olan kişiler hemen sayfası açılıyor zaten devam ettikten sonra. Sistemdeki kayıtlı kullanıcıları gösteriyor. Eğer tek bir sefer yüklemek istiyorsanız bütün kullanıcıları, dediğim gibi bir kullanıcı yükleyi tercih etmeniz gerekiyor. Burada Excel'den oluşturabileceğiniz bir CSV dosyasıyla bütün kullanıcıları kaydedebilirsiniz. Burada önemli olan birkaç tane alanın doldurulması gerektiği. Bunlar kullanıcı adı, şifre, ad, soyad ve e-mail adresleri. Bu alanları girdikten sonra herkesi tek seferde kolaylıkla kaydedebiliyorsunuz. Ders ekleme kısmına baktığımızda ise yine dersler menüsünün altında derslerle düzenleyeni seçerek yeni ders ekleme sayfasına ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz dersi, istediğiniz kategoriye ekleyebilirsiniz. Var olan bir kategorinizin altına da ekleyebileceğiniz gibi yeni oluşturabileceğiniz bir kategoriye de dersleri ekleyebilirsiniz. Buradan önceki kategorilerden birini eklediğinizi varsayıyoruz. Yeni ders ekleyerek ilerliyoruz. Dersin tam adını, kısa adını yazıyoruz. Eğer dersin işte hafta sayısı belliyse burada hafta bilim kısmını doldurabilirsiniz. Dersin başlangıç tarihini belirleyebilirsiniz. Gösterilebilecek haberleri burada yine seçebiliyorsunuz. Ayrıca ders kaydı için özel bir tarih aralığı oluşturabilirsiniz burada. Sadece belirli bir aralıkta dersleri kayıt, öğrencilerin kayıtlarını sağlayabilirsiniz. Ondan sonra kendinden kapanabilir kayıt sistemi. Eğer burada kayıtlarda tarih aralığını tercih ettiyseniz kayıt bitiş bildirisini de kullanabilirsiniz. Bu durumda öğrencilere belirli sürelerle bildirimler gelirler. Hani kaydınız olmadı, kaydınızı yapın şeklinde. Bunun dışında grup modumuz var. Grup modu mesela sınıflarınız birinci öğretim, ikinci öğretim olarak genelde ayrılıyor. Bu birinci öğretimde, ikinci öğretimde eğer ayrı gruplar halinde ders işlemek istiyorsanız burada grup seçeneğini seçebilirsiniz. Ve her bir gruba ayrı bir şifre atayarak derslerin birbirlerini görmesini engelleyebilirsiniz. Burada zaten erişilebilirlik kısmı bu iş için hazır. Kayıt anahtarından kastımız her bir derse şifre veriliyor. Sadece o dersi bilen kişiler, şifreyi bilen kişiler derse kayıt olabiliyor. Bu da şunu engellemek için, mesela başka üniversitelerden kişiler sizin ders notlarınızı görmesini istemiyorsanız her bir derste kayıt anahtarı atayabilirsiniz. Sadece sizin öğrencileriniz bu dersi bilebilir, onlar kayıt olabilir ve ders notlarınız sadece onlara erişebilir. Bir isterseniz zorunlu tutabilirsiniz, sadece Türkçe şeklinde ya da hiçbir şekilde zorunlu tutmayabilirsiniz. Bu sistemde kaydettikten sonra öğrencileri de eğitimleri belirlememiz gerekiyor. Eğitmen olarak atacağım kişiyi yine admin atayabilir ya da eğer admin görevinde bir ders açıcılığınız varsa o atayabilir. Aynı şekilde öğrenciler ya kendiliğinden kaydolabilir sisteme ya da siz de otomatik olarak sorunu seçeneğini seçerek kaydedebilirsiniz. Öğrenciler eğer derse giriş yapacak olursa karşılığında bu tarz bir ekran çıkacak. Eğer de bir derste bir kayıt anahtarı atanmışsa. Kayıt anahtarını bilen öğrenciler ilgili bölüme kayıt anahtarını yazdıktan sonra beni bu derste kaydet seçeneğini seçerek sisteme giriş yapabilirler. Giriş yaptıklarında karşılığında böyle bir ekran çıkacak. Moodle'da 3 çeşit rol var. Bunlar öğretmen, düzenleyici öğretmen ve öğrenci şeklinde. Düzenleyici ya da yönetici öğretmen dersle ilgili etkinlikleri ekleme, öğrenciye not verme, ders notlarını ekleme, ödev verme şeklinde özelliklere sahip. Öğretmen ise sadece ders notlarını güncelleyebilme etkisine sahip. Aslında burada araştırma görevlerini ya da sınavlarını yapacak kısım öğretmen kısmı oluyor. Öğrenciler ise daha az etkiye sahip olan kullanıcılar. Bunu üst tarafta rol değiştir bölümünden yapabiliyorsunuz. Yeni kaynak ekleyeceğiniz zaman, yani mesela bir PowerPoint sunumu ekleyeceksiniz. O zaman ders içerisinde, şurada görünen kısımda herhangi bir yeri düzenlemeyi açtıktan sonra tıklayıp, mesela herhangi bir haftaya tıkladıktan sonra
yeni kaynak ekle ya da yeni bir etkinlik ekle seçeneğini seçebiliyorsunuz. Eğer ders not eklemek istiyorsanız yeni kaynak ekleyi tercih etmeniz gerekiyor. Burada size birkaç tane çeşitli özellikler sunulmuş. İsterseniz web sayfasını izleyebilirsiniz, isterseniz direkt bir dosyayı paylaşabilirsiniz ya da bir siteye bağlantı gönderebilirsiniz. Bunlar işte etkinlik olarak anket, sohbet, forum, sözlük, ders, sınav, skor, yazı, ödev, bilgi ve çalıştay özellikleri olduğunu söylemiştik. Dediğim gibi sınav istersen eğitmenler bu sistem üzerinden öğrencilere kolaylıkla sınavları uygulayabilir, yine ödev verebilir, anket uygulayabilir. Burada biraz önce dediğim gibi düzenlemeyi açtıktan sonra yeni kaynak ekle kısmına buradan ulaşabilirsiniz. İlk kartlaya kaynak ekliyorsunuz, bir dosya ekliyorsunuz. Seçeneği seçtikten sonra dosyanıza bir ad veriyorsunuz. Yan tarafta bulunan seç veya bir dosya ekle kısmından bilgisayarınızda bulunan dosyayı sisteme ekleyebiliyorsunuz. Burada sisteme ekledikten sonra bu dosyayı yükle seçeneğini seçerek ilerliyorsunuz. Ve sisteme ders notunuz ekleniyor. Bu ders notunu seçtikten sonra ders ilk haftada gözüküyor, verdiğiniz ad üzerine gözüküyor. Öğrenciler buradan kolaylıkla ders notunu indirebiliyor. Yine aynı şekilde ödev eklemek isterseniz bir etkinlik ekleyi seçtikten sonra ödevin arkasından istediğiniz türde ödevi ekleyebiliyorsunuz. Buraya gelişmiş dosya eklemek tarzında bir ödev eklemeyi düşünmüştüm. Buraya ödev adını yazıyorsunuz. Açıklama kısmına ödevin içeriğini yazıyorsunuz. Eğer ödeve bir tarih koymak istiyorsanız, tarih olarak belirtmek istiyorsanız aşağıda size erişilebilme tarihi ve son teslim tarihini siz belirliyorsunuz. Geç kalan gönderileri ister lütfen engelleyebilir, isterse engellemeyebilir. O yine kendisine kalmış bir şey. Yine burada gelişmiş dosya yükleme kısmında boyutunu derse veren eğitmen belirliyor. Yüklenecek en fazla dosya sayısını burada yine kendisi belirliyor. Eğer derste grup modu varsa bütün grubu belirleyebilir. Kaydetme ders gönderildiğinde sistem derse geri dönüyor ve ödevini burada gösteriyor. Ödevliyle tıkladığınız zaman eğitmenler ve öğrenciler açısından iki farklı sayfa gözüküyor. Eğitmenler açısından şu üst kısımdaki yer gözükürken öğrenciler bu bölüm gözükmüyor. Eğitmen buradan ödevini güncelleyebileceği gibi gönderilen ödevlere de bakabiliyor. Mesela 73 ödev gönderisine bak dediği zaman ödevi gönderen ve göndermeyen ve ders alan bütün öğrencilerin listesiyle birlikte ödevi gönderenlerin hangi dosya türünde neler gönderdiğini de bu şekilde izleyebiliyor. Eğer öğrenciler açısındansa ödev göndermek istediğinde bir dosya yükle kısmı çıkıyor. Göz alt butonundan bilgisayarınıza bulunan ödevi yükleyip gönderebiliyorsunuz. Eğer tarihi geçtiyseniz ve derste bir tarih atandıysa o zaman artık gönderemezsiniz şeklinde bir uyarıyla paylaşıyorsunuz. Sınav ekleme yine aynı şekilde etkinlik kısmından oluşuyor. Sınav eklediğiniz zaman öncelikle sınavın bir ad vermeniz gerekiyor. Sınavı ne zaman başlayıp bitirebileceğinizi yine siz belirliyorsunuz. İsterseniz sınava bir zaman sınırı koyulabiliyor. Bu en çok öğrencilerin laboratuvar sınavlarında işine yarayabilecek bir uygulama. Daha hızlı şekilde işlemler gerçekleşiyor. Her saatteki maksimum soru sayısını eğitmen kendisi belirleyebiliyor. İsterse sınavı tekrar uygulama izni vererek öğrencilerin hatalarının bulmasına izin verebiliyor. Bu durumda da ceza puanını isterse kullanıp her uygulamasında bir ceza puanıyla sistemden puanını düşürtebiliyor. Ayrıca güvenlik açısından da tabii paralar, eğer istiyorsanız paralar koyabilirsiniz. Bunu mesela okul dışında bir yerden sınava uygulanmasını istemiyorsanız burada bir paralar koyarak, IP adresi belirleyerek sadece okul içerisinde uygulanmasına izin verebilirsiniz. Soruları eklemek istediğinizde karşınıza soru bankası kısmı geliyor. Burada oluşturacağınız soru tipini seçiyorsunuz. Yerinizde çok fazla soru tip var. Burada çoktan seçmeli, kısa cevap, programlama soru tipi, doğru yanlış soru tipi, açıklama, hesaplama şeklinde çeşitleri mevcut. Burada istediğiniz soru tipini seçebiliyorsunuz. Hesaplanmışta matematiksel hesaplamalarla ilgili soruları kullanabilirsiniz. Yazılıda klasik yazılı ortamının aynı sanal ortama çevrilmiş hali. Çoktan seçmeli de birden fazla cevap isterse öğrenci verebiliyor. Doğru yanlış da klasik doğru cevap yanlışımızın olduğu soru tipi. Çoktan seçmeli bir soru tipi ekleyecek olduğumuzda sorunuzu ve soru metninizi buraya yazdıktan sonra biraz dediğim gibi eğer tekrar uygulanacak olduğunda ceza katsayısı uygulamak istiyorsanız burada bu kısımda belirtebiliyorsunuz. Birden fazla yanıt verilebilip verilemeyeceğini yine sizler belirleyebiliyorsunuz. Yanıtları yazdıktan sonra her bir yanıt için isterseniz geri bildirim oluşturabilirsiniz. Burada hem doğru cevap ya da yanlış cevap şeklinde oluşturabileceğiniz gibi
yanlış olan cevabın açıklamasını yazıp neden yanlış olduğunu gösterebilirsiniz. En sonunda bütün doğru cevapları ve yanlış cevapları için geri bildirim sunabiliyorsunuz. Sorumuzu ekledikten sonra burada bir binlerce soru isterseniz oluşturup soru yolu gerçekleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz soruları seçtikten sonra sınava ekle butonuyla sınava bu soruları ekliyorsunuz. İstediğiniz puan sistemini verebiliyorsunuz. Tek bir sorudan oluşuyorsa sınavınız 100 puan verip direkt sınavı bitirebilirsiniz. Değişiklikleri kaydettiğinde ilerleyebiliyorsunuz. Öğrenciler direkt sınavı tıkladığında sınav bu şekilde karşılarına gelebileceği gibi eğitmenler tıkladığında ön izleme dedikten sonra ancak sınavı görebiliyor. Ön izleme dedikten sonra kendileriniz, yani kendiniz de bir şey deneyebilirsiniz. Hemen bir seçeneği seçip doğru mu yanlış mı şeklinde neler gösterecek geri bildirimler test edebilirsiniz. Mesela ilk resimde doğru cevabı seçtiğinde doğru cevap olduğu, doğru olduğu resimden görülüyor. Eğer kişi yanlış cevabı seçtiyse yanlış olduğunu ya da buraya bir açıklama yazarak neden yanlış olduğunu belirtebiliyorsunuz. Dediğim gibi öğrenciler burada sınav 1 üzerine tıkladığında sınava ulaşabiliyorlar. Bunlar dışında odanın not sistemi de oldukça gelişmiş. Dediğim gibi çan eğitim sistemi de kullanabiliyor eğitmenler. Ya da tek tek hesaplamak yerine bütün ödevleri burada notlandırdıktan sonra ortalamasını bulup kendi üzerinde zaten hesaplıyor. Bir eylem seçim kısmında bunun Excel dosyası olarak dışarı aktarma özelliğine sahip. Gruplar biraz önce dediğim gibi seçtiğiniz öğrencilerden birinci grup, ikinci grup, işte birinci öğretim, ikinci öğretim şeklinde oluşturabiliyorsunuz. Grupları seçtiğinizde karşınıza böyle bir ekran gelecek. Grup için üyeleri göster, grup ayarlarını düzenle, seçili grubu sil, grup oluştur, grupları otomatik oluştur şeklinde. Eğer hiçbir grubunuz yoksa grup oluşturup tıklayın. Ondan sonra bu gruba yeni bir kullanıcı eklemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Grup oluşturduktan sonra karşınıza grup adını ve açıklamasını isteyen, eğer gruba kayıt anahtarı verecekseniz, bir şifre verecekseniz bu şifreyi isteyen yeri doldurmanız gerekiyor. Doldurduktan sonra o derslerin öğrencilerin listesi karşınıza çıkıyor. Ve bu öğrencilerden hangilerini birinci gruba, hangilerini ikinci gruba dahil etmek istediğinizi siz karar verip ekleyip bu kısımdan çıkabiliyorsunuz. Bunun dışında ilk ana sayfada sadece admin kişiler için bir yönetim panelimiz bulunmakta. Buradan profil bilgilerine admin ulaşabileceği gibi en üst sayfa açıldığında isim kısmımız vardı. Oradan da kendi isminize tıklayıp profilinizi değiştirebiliyorsunuz. Burada aldığınız dersler, ilk ne zaman sisteme kaydoldunuz, en son ne zaman sisteme eriştiniz, ulaşabileceğiniz gibi profil düzenleme kısmında da değiştireceğiniz adresleriniz, yani e-posta adresiniz olabilir, bu başka bir bilginiz varsa buradan değiştirebiliyorsunuz. Admin ayrıca farklı giriş yap diyerekten bir öğretmen adına da giriş yapabilir, öğrenci adına da giriş yapabilme yetkisine sahip, gerektiği yerde müdahale etmek için böyle bir özellik olmuş oldu. Sonuç olarak bu kadar yazılımı incelediğimizde Enokta ve Edat Connect'in gelişen bir sistem olduğuna karar verdik. En çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinin ise Moodle ve WebGT olduğunu bu tablolardan görmüştük üniversite bazında incelediğimizde. Eğer eğitimciler hizmet açısından daha kaliteli bir ders garantili bir sistem kullanmak isterlerse Blackboard'u tavsiye edebilirim. Ama derslerde çeşitli modülleri kullanmak istiyorlarsa ve ücretsiz olması onun için önemli özellikse bu durumda Moodle yazılımı birebir kullanılabilecek bir çalışma. Buradan da gözlemlediğim kadarıyla uzaktan eğitim sistemleri gün geçtikçe daha çok gelişiyor ve gelişmeye de devam edecek bu teknolojiler sayesinde. Giderek de üniversiteler daha fazla şekilde kullanmaya devam edecek gibi duruyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir soru olan varsa buyurun. Oraya da yazmak gerekiyor. Her ikisine de yazmak gerekiyor. Normalde default 2 MB oluyor artık. Evet. Yani Apache'de de aynı şekilde izinleniyor.
zaten azdı. Gerekmemiştik ama bu şekilde kullanılan üniversiteler var. Yapılabilir. Bu eklentilerde sınırın, yani kendi ilk kısmında oluşmamış ama eklentiler yapılmış. İndirip yükledik daha sonra yapabiliriz. Bu slide sisteme internete bağlantılı öğrenciler mesela ders topu nasıl çekiyor? Tabii. Uygulamalı olarak o website'lerin gibi bir şey var. Tabii. Bunu açıyorum. Şifreyi buraya yazabiliriz. Ya da üst kısımda giriş yazan yerden de yine gidebiliriz aynı yere. Biraz şifre olmuş. Daha sonra admin kişinin görebileceği düzen bu şekilde. Düzenlemeyi aç deme kısmı sadece adminde var. Eğitmenler yine admin görevine sahipse onlar da görebiliyor. Ama öğrenciler kesinlikle düzenlemeyi aç kısmına ulaşamıyor. Daha sonra mesela burada derslerimiz var bizim, ders ödevlerimiz. Ödev bildirmeyi bir deneyelim, yoksa herhangi bir ders açmak isterim. Herhangi bir ders olur. Mesela web mining dersi için konuşabiliriz. Burada slaytları bir klasöre atmıştık. Direkt üzerine tıkladığımızda bize sorması gerekiyor. Slaytlar dosyasını açmak ya da kaydetmek istiyor musunuz? Aç ya da kaydet dediğinizde karşınıza gelecek. Bunun dışında eğer PDF olarak eklediyseniz zaten direkt PDF olarak açılıyor. Ben bunu RAR şeklinde eklemiştim o zaman. Slaytlar. Oluşan bütün slaytlara ulaşabiliyorsunuz. Yine bir tane PDF olması için. Akses ve tabanı yönetim sistemleri şeklinde üstüne tıkladığımızda direkt açması gerekiyor. Bir diğeri bu şekilde açıyor. Tek başına yapmıyor. Yani sınav sınıf ortamı var ama video ortamı etkinliklerde dışarıda eklememiz gerekiyor eklentiler kısmından. Mesela Big Blue Button'ın üniversitemizde kullandığı gibi Big Blue Button'ın Google eklentisi var mevcut sitede. Direkt Google üzerinden bloglar kısmından eklediğimizde senkronize bir şekilde çalışıyor. Ben şu açıdan bakıyorum. Yani mesela eğer tek ve sosyal ders açısından bakacak olursak sosyal dersler için gerekli olduğunu düşünüyorum öncelikle. Tarih, Türk dili gibi derslerin ders notlarının çok fazla olduğunu ve öğrencilerin bu notları çok çabuk bir şekilde alamadığını gözlemledim. Mutlaka bir mailleşme trafiği başlıyor ve çok çabuk şekilde ulaşamıyorlar. Ama belirli bir yerde olursa bu kaynaklar direkt indirip bilgisayarla birlikte çalışabilecek durumdalar. O yüzden sosyal dersler için avantaj olduğunu düşünüyorum. Teknik dersler açısından tabii laboratuvar ortamı kadar teknik bir şey destek sağlayamaz hiçbir zaten eğitimimiz. Ama tabii bunlar için de bazı eklentiler geliştiriliyor. Bu biraz önce bahsettiğim beyaz tahta uygulaması en büyük eklentisi. Tabii bunu da şu an için dahil olarak yok. Bunun dışında da mesela ben şey sunuyorum. Derslere gelemeyecek durumda özlü olan arkadaşlarımızın evlerinden daha rahat bir şekilde ulaşabileceklerini maliyetin bu şekilde düşürüyor bu da bariz. Bu açıdan baktığımda da yararlı olduğunu düşünüyorum. Tarafını geliştirmiş bir yazılım vardı. Microsoft Learning diye. Şimdi orada hatta Sağlık Bakanlığı'nın yeni bakanlığı bir yazılımı kullanmış. Onda asenkron eğitimler var. İşte kullanıcı giriyor. Herhangi bir ders açıyor. Slaytlar işte
tamamlanmış bir şekilde ilerliyor. İşte orada sizin o dersi takip ettiğiniz saat süre yüzde olarak görülüyor. Ondan sonra en sonunda da size bir sınav yapıyor. Sınavda da başarılı olursanız ve izlenmesi gereken süreyi tamamlanırsanız size not veriyor. Bunda o yapım mevcut bir yapım. Bunun da aslında asenkron sisteme sahip. Yani sınav bir sistem değil. Sonuçta eş zamansız olarak burada belirtiliyor. Sadece hani log paylaşımı bu şekilde. Bu şekilde dışarıdan eklentilerle ancak buraya yansıma kısmında aynı şeyi yapabiliyor. Süre tanıyıp süre bitiminde size eğer notlar gerektiyse notu gösterme özelliğine sahip. Ama onun dışında dediğiniz hani slaytları ilerlemesi, onun ne kadar süreyle ilerlediğini gösterme özelliğine şu an için sahip değil. Sağ dışteki benim adım sosyal medya adlı programımıza tekrar görüşmek üzere.